Ne yapıyorsun? Paraları yakıyorum komutanım. Delirdin mi oğlum sen? Komutanım bu paralar örgüte gidecek. Sonra füze olacak. Mermi olacak, bizim askerlerimizi sıkacaklar. Biliyorum oğlum, sakin. Bir planın mı var? Bunlar para için her şeylerini satarlar usta. Bunların dinleri, imanları, ideolojileri para. Eyvallah. Şerefleri, haysiyetleri, her şeyleri para. Hele o Sami'nin. Paraları ele geçirdiğimi duyunca akla gitmiştir. Paraların sende olduğunu duyunca babasını bile satar. Bakalım kim satacak? Alo Sami. Öldüremediniz beni be. Geceleri gözün uyku girmiyordur. O uykumu kaçırmaz da. Paraları mı almışsın be Yavuz? O tatsız oldu. Evet ya. Yaksam mı diyorum acaba paraları? Fakire fukaraya da atayım dedim. Kirli para, kimseye hayır gelmez. Delirdin mi sen ya? Para yakılır mı? Mis gibi kokar. Çek içine, rahatlarsın. İşte biz vatanı millete aşığız, siz mala mülke. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun? Ben senin gibilerden bir şey istemem Sami. Gelecek teklifleri değerlendir. Tarık manyağı kendi başına bir işe girişmiş. Paraları getir, kendi ellerimle teslim edeyim Tarık'ı sana. Paralara karşılık Tarık diyorsun yani. Anlaştık. Haber edeceğim ben sana. Aklınca komutanımı tuzağa düşürecek. Muhakkak. Biliyorum usta, biliyorum. Komutanım ben de geleceğim, bırakmam. Tamam gel. Gelme diyen mi oldu? Peki Derya meselesi ne oldu? Tarık'ın ütmeyeceği belliydi. Bana blöf yaptı ama yemedim. Tarık niye ütmedi ki? Kopu. Bu alemin adamlarında öyle polisle, savcıyla ceza kestirmek yok. Ahaliye rezil olurlar. Dalga geçerler. Bu adamlar kendi cezalarını kendi keser. Aynen öyle. Konuşsa şaşardım zaten. Ama şurası kesin ki Derya senin peşini bırakmayacak. Komutanım bu kız sana yangın mı oldu? Sen oraları kurcalama istiyorsan, ha? O yansın da bir de sen yanarsan hepimiz yanarız.